100 yıl sonraya mektup. 100 yıl sonraki torunlarım, nasılsınız, iyi misiniz? Ben büyük nineniz Nevim Şeyma Tiryakioğlu. Bu satırlarda size doğumumdan şimdiye kadar olan hayat hikayemi anlatacağım. Çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki sizler de dinlerken benim kadar heyecanlanacaksınız. 1974 yılının bir bahar sabahı Sakarya'da gözlerimi dünyaya açtım. Ben aslında beklenmeyen, sürpriz bir bebektim. Annem bana hamile kaldığını öğrenince çok mutlu olmuş. Annemin bu mutluluğunun ve sevincinin karşılığını bana bugüne kadar hiç eksik etmedi. Ancak baba sevgisini 9 yaşına kadar alabilmiştim. 9 yaşındayken babam kalp krizinden dolayı vefat etti. O günden bugüne kadar annem bize hem annelik hem babalık yaptığı için çok fazla tutucuydu. Annemin bu aşırı tutuculuğuna kızıyordum. Benim yapmak istediklerimi engelliyordu. O zamanlar bilemiyordum anneme bu konuda kızdığım için hayatıma hep beni engelleyecek insanları çekeceğime. Maddi sıkıntılar çektiğimiz için ilkokuldan sonra okuyamamıştım. Torunlarım, sizden ilk isteğim her ne olursa olsun eğitiminize bir ömür boyu devam etmenizdir. Eğitim hayatıma devam edememiş olsam da yapmaktan mutlu olduğum hobilerim vardı. Dikiş dikerdim, nakış yapardım, kumaş boyama, ahşap boyama yapardım, makromeler yapardım. Bunları yapmak beni mutlu ederdi. Bunlarla ilgili eğitimler aldığım gibi eğitimler de veriyordum. Dışarıya ücretli de yapıyordum. Aldığım ücretlerle malzemeler alıp gittiğim kurs ücretlerini karşılıyordum. Annemle babamın kısa da olsa çok mutlu bir evlilikleri olmuş. Annem babamdan çok memnun olduğu için seni babanın tarafından biriyle evlendireceğim derdi. Ve sonunda öyle oldu. Duası kabul oldu. Aynı soyadını taşımamıza rağmen büyük dedenizi hiç görmemiştim ve tanımıyordum. O Trabzon'da, ben Sakarya'daydım. Büyük dedeniz babasını dinledi. Ben de annemi dinleyerek kısa tanışma süreciyle mantık evliliği yaptık. 1996 yılının Temmuz ayında büyük dedeniz Levent Mehmet Tiryakioğlu ile evlendim. Ve İstanbul'a gelin gittim. Aslında yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştum. Belli bir çember içinde olan genç kızlığım, çemberin daralmasıyla devam eden bir evliliğim oldu. Tabii o zamanlar Rabbimin beni bir şeylere hazırladığını bilmiyordum. Bu süreç içinde birbirinden değerli 3 tane evladımız oldu. Bize Rabbimizin hediyeleriydi. Annelik çok kutsal bir görevdir. Tadı hiçbir şeyde yoktur. Bir o kadar da meşakkatlidir. Onları bedeninde taşımak, dünyada ilgilenmek, Allah'ın biz kadınlara en güzel hediyesidir. Ben baba sevgisini küçükken alamamıştım. Evlendikten sonra büyük dedenizin babası Ahmet dedenizden bolca o sevgiyi, değeri ve gücü aldım. Ahmet dedeniz çocukları çok severdi. İlk defa çocuklara bağırmayan birini görmüştüm. Canım torunlarım, erkek ol, kadın ol, hiç fark etmez. Değerli olduğunu bil. Önce kendine kendin değer ver. Bak gör o zaman bütün dünya nasıl değer veriyor. Demiştim ya, Allah beni bir şeylere hazırlıyor diye. Bir sağlık problemi yaşadım. Hiç beklemediğim anda geldi. Yapabildiğim şeyleri yapamaz olmuştum. Çok şükür bilincimi hiç kaybetmedim. Hayat imtihanlarla geçer. Bu da benim imtihanımdı. Bu imtihanı Allah'ın yardımıyla atlatacaktım.
ve bunun hikmetini dünyada, ahirette de görmek istiyordum. Allah ne diyor? Ben kulumun zannı üzerineyim. Beni hiç yalnız bırakmadı çok şükür. Bundan sonraki hayatım geçmiş hayatımdan çok farklıydı. Bir arayış içindeydim. Hayatıma gelenler aslında bana bir şeyler gösteriyor, haber veriyordu. Onları anlayabilmem için bir şeyler yapmalıydım. Yıl 2021. 1,5 yıldır bütün dünya küçük bir virüsle uğraşıyor. Bu küçük virüs korona. Bütün insanlığı evlere kapattı. Anne babalar evlatlarına, evlatlar anne babalarına yaklaşamıyor, sarılamıyor. Maskeler nefes almamızı engelliyor. Arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, sevdiklerimizden uzak, mesafeli yaşamaya başladık. Garip yalnız geçen Ramazanlar, garip yalnız geçen bayramlar oluyor. Hayat bir nevi sanki durdu, piyasa alt üst oldu. Bu küçük mikrop aslında bize büyük değerleri göstermişti. Allah'ın da çok önem verdiği bir şeydi. Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim ne kadar çok önemli olduğunu anladık. Bu pandemi döneminin bana bir hediyesi de oldu. Kişisel gelişimle ilgili çok güzel online eğitimler başladı. Ben de bu eğitimlerden almaya başladım. Gençken yapamadığım, okuyamadığım okulumdu sanki. Kendimi üniversite öğrencisi gibi görüyorum. 47 yaşında olmama rağmen içimdeki öğrenme aşkının taze bir filiz olduğunu gördüm. Sen yeter ki güzel şeyler yapmaya niyet et. Allah yolunu açıyor. Büyük dedeniz beni şaşırtacak kadar büyük destekler vermeye başladı. Aslında hep yanımda olduğunu gösterdi. Bastırılmış, kilitli olan duygularımı evlatlarımın desteği ve yardımıyla aşmış oldum. Ve bu birbirinden güzel eğitimlerin, hayatıma girenlerin bir dert değil, okunması gereken bir mesaj olduğunu gördüm. Kendim değiştikçe etrafımdaki her şey kendiliğinden değişiyordu. Ben şifalandıkça gelecek neslim de şifalandığını öğrendim. Aslında Allah'ın bize haram kıldığı, yasakladığı şeyleri hayatımızdan çıkardığımızda kendimizi ve gelecek neslimizin nasıl şifalandığını öğrendim. Her ne yaparsan yap, dünya ve ahiret için Allah rızasını gözetmeyi unutma. Bir örnek ararsan peygamber hayatı oku. Birbirinden değerli sahabi hayatları oku. Şükrünü her daim çoğalt ki şükredeceğin şeyler hayatında çoğalsın. Kalbine Allah sevgisinden büyük sevgi koyma. Kendi düşüncelerine değer ver, kıymet ver. Hayatında kine, öfkeye, nefrete yer verme. 1K, 3Y'den kendini koru. Kınama, yadırgama, yargılama, yorumlama. Huzurlu ve mutlu olmak istiyorsan kalbindeki koşulsuz sevgiyi çoğalt. Gözünü, dilini, belini haramdan koru. Mutluyken söz verme. Acele kararlar verme. Az konuş, öz konuş ki yanlış yapma. Kalbi iyi, dili tatlı, yüzü güzel torunlarım. 47 yıllık ömrümü bu mektuba sığdırmaya çalıştım. Sizlere bu mektubu yazmama vesile olan Nefes 21 Akademi'ye teşekkür ederim. Bu mektubu önce Allah'a, sonra Nefes 21 Akademi'ye teslim ediyorum. Öğrendiklerimi hayatıma, geçirdiklerimi sizlere, aktardıklarımı bana, siz değerli torunlarıma, bütüne şifa olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.